savaşan taraflardan birinin ya da krizin taraflarından birinin BM'nin daimi üyesi olmasının süreçleri nasıl tıkadığını hep beraber gördük. Birleşmiş Milletler bu yapısıyla zayıfın, mağdurun ya da haklının değil, adeta güçlü beş daimi üyesinin yanında taraf konumundadır. BM mevcut yapısıyla zulüm yapana ses çıkaramaz durumdadır. Bunun temel sebebi örgütün kurumsal yapısındaki sorunlardır. Asya, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bariz bir şekilde temsiliyet konusunda dışlandıkları apaçık bir gerçektir. Geçmişte Bosna Hersek'te, Ruanda'da, Suriye'de, Kosova'da yaşanan insanlık dramını önlemekte çaresiz kalan örgüt, son olarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları boyunca da benzer bir çaresizlik örneği sergilemiştir. Barışın ve güvenliğin korunması için kurulan BM'nin günümüzde uluslararası toplumun bu husustaki beklentilerini karşılayamadığı hepimizin malumudur. Son 30 yıl içinde dünya siyasetinde yaşanan gelişmeler ve güç dengelerinin değişmesi karşısında örgüt istikrarlaştırıcı fonksiyonunu bugün artık yerine getiremez hale gelmiştir. Uluslararası barış ve güvenliğin daha etkin korunabilmesi için yeni bir BM tasarlanmalıdır. Biz Türkiye olarak bu çerçevedeki teklifimizi uzun zamandır ifade ediyor ve tüm ülkelerin müzakeresini açıyoruz. Çözüm önerimiz ise Dünya 5'ten büyüktür ifadesinde kendisini bulan BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hakim kılınmasıdır. Adil ve daha sürdürülebilir bir küresel barışın temini için çok kültürlüğü yansıtan bir Birleşmiş Milletlere ihtiyacımız var. Konseyin kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden yapılandırılması çözüm ve küresel barışın tesisi için hayati önemdedir.